Hanımlar, beyler, Taşkın'ın farkından herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Stoneheart isimli bir şehir yapma oyununa bakacağız. Hani City Skylines'dır, SimCity'dir falan. Yalnız oyun, bir saniye. Ses. Sound. Daha da kısmam gerekiyor. O tarz bir şehir kurma oyunu düşünün. Ama bunu biraz daha Minecraft tarzı grafiklerle olduğunu düşünün ama ön yargıyı da yaklaşmanızı istemiyorum çünkü ben ön yargıyla yaklaşmıştım oyunu. Kabul etmeden önce çünkü oyun bana gönderildi. Single player diyelim. Bu arada oyunun multiplayer desteği var. Ufak da bir hikayesi var ama o kısımlara çok girmeyeceğim. Şimdi buradan ırkımızı seçelim. 3 farklı ırk var. Onların zorluğu da değişiyor tabii, ben şuradan. 3 farklı biyom var. Bu biyom biraz daha rahat. Ve zorluk olarak normali seçelim. Düşmanlarımız da olsun. Şuradan tekrar göstereyim. 3 farklı ırk var dediğim gibi. İşte Kuzeyliler var. Raya'nın oğulları var. Ve The Ascendry diye bizim işte orman çocuklarımız var. Hepsinin kendine has özellikleri var ama yeni başlayanlar için oyun bunu tavsiye ediyor ki ben de bunları tavsiye ediyorum. Biraz daha rahat kendilerini mutlu etmek. Oyun oldukça detaylı. Hani bilmiyorum, oyunu severseniz hani ne kadar ilginizi çekecek bilmiyorum ama seri olsun falan derseniz oyun isteyenlerin isimlerini buraya yazarak ufak bir mini seri yapabiliriz bu oyunda da. Her bir izleyicinin ismiyle. Accept diyorum bir şey değişmeden. Oyuna başlarken size 3 tane kaynak sunuyor seçebileceğiniz. Yemek yerine ben Merchant karavanını tercih ediyorum. Çünkü şu gördüğünüz 3 eşyayla bir anda meslek edindirebiliyorum elimdeki köylüleri. Dolayısıyla bana daha rahat geliyor o şekilde başlamak. Başlayacağınız mevsimi seçiyorsunuz. Yazın başlayalım. Haritamız yükleniyor. Bayağı büyük bir harita var. Dağlık alanlardan maden topluyorsunuz, taş topluyorsunuz. İşte altındır, demirdir, gümüştür, bakırdır vesaire. Bütün madenler bu dağları kazarak elde ediyorsunuz. Ormanlık alanda haliyle ağaca ihtiyacınız var. Ağaç elde ediyorsunuz. Düzlüklerde çiftlik falan kurabiliyorsunuz. Deniz için şu an bildiğim kadarıyla bir şey yok. Yani balıkçılık vesaire en azından ben göremedim. Bayağı da oynadım oyunu. Fakat öyle bir şey göremedim. Nereden başlayalım diye bakıyorum. Hani dağlara uzak olmasın çok, ormana da yakın olsun. Şu bölge fena görünmüyor. Yani şuralar biraz daha izole oluyor düşman açısından. Buralar biraz daha tehlikeli oluyor ama şuradan bir başlayalım. Settle here diyorum. Daha detaylı dedim oyun için. Çünkü binaları komple siz yapıyorsunuz. Hani isterseniz iki katlı bir yalı yapın, üç katlı bir yalı yapın. Tek tek duvarları şekillendirerek her şeyi siz yapıyorsunuz. Yani komple oradan bir evi alıp lömpçeye yerleştirmek yerine. Aynı şekilde dükkanları siz oluşturuyorsunuz, işlerini dolduruyorsunuz. Onları dekore etmeniz gerekiyor ki köylüleriniz mutlu olsun, yaşadığı yerin güzel olması gerekiyor. Banner'ı nereye koyalım, nerede başlayalım? Şimdi buradan kazarsak direkt dağın altına girip oradan maden elde edebiliriz. Etrafta başka neler var? Şuralarda eskiden yaşam varmış, harabeler kalmış geriye. En güzel yer bana yine şu bölge geldi. Buradan doğru gelişebiliriz. Yani şu taraf biraz daha korunaklı olur. Yani şu tarafta başlayalım. Buradan bir maden açarız. Ateşimizi koyuyoruz. Heart dediği, o kalp dediği şey aslında oyunun ateş. Stone Heart dediği şey. Bu ateşin etrafında büyüyor bütün köyünüz. Şuraya yerleştirelim mesela. Gelsinler. Geldi şimdi arkadaşlarımız. Bayağı tatlı tatlı insanlarımız var. Bunların hepsi şu an işçi. Bunların hepsine tek tek meslek vereceğiz. Ama öncelikle tabii yapmamız gereken şey biraz odun toplamak. Şu harvest deyip toplamaya başlıyorum. Dediğim gibi oyun bayağı detaylı. Burada meslekler işte oluşturdukça açılacak, onların pencerelerini göreceksiniz. Görürüz bu oyun içerisinde de. Evimizi buradan kuruyoruz, evleri. Şu an için köyümüzün nüfusu 5.
Çok da artmamışken hazır. Ben bir ev yapmak istiyorum. Rengini buradan seçiyorsunuz. İsterseniz duvar duvar örebilirsiniz evi. Zeminini yapıp duvarlarını yapıp. İsterseniz direkt oda olarak yapabilirsiniz. Şimdilik çok zaman kaybetmemek adına bu şekilde yapacağım. Renk olarak kül rengi olsun duvarlarımız. Yok, zemin kül rengi oluyor. Duvarlar. Zemin kül rengi olmasın. Zemin şöyle olsun. Mozaik. Duvarlar kül rengi olsun. Kirişleri de mesela Robin yapalım. 5 tane ufak ev yapmak istiyorum. Bu arkadaşların yakınına. 10'a 10 evler yeterli olacaktır. Araya 3 tane boşluk bırakalım. 11 oldu. 10'a 10. 2. Ay, yine 2 tane boşluk bıraktım. 3. Araya 2 boşluk bıraktım. 4. Yollar vesaireler de var. Onları da yapacağız zamanı gelince. Fazla oldu, bir saniye. Şuradan. 10'a 10. Ha. Şu ev biraz garip oldu orada. Şöyle geri alalım bunları bir. Şöyle yapalım. Yine bunu 10'a 10 yapacağım. Diğerini buradan itibaren yapacağım. 10'a 10. Olmadı. Geri al. Oyunda eksiklikler var tabi. Bazen ufak tefek buglarla da karşılaştığınız oluyor. Ama zaman içerisinde gidereceklerdir bunları da. Ki bendeki hani biraz erken erişim sürümü gibi bir şey. Ücretsiz gönderdikleri için. Belki sizin aldığınız oyun daha düzgün çıkabilir. Build demiyorum şu an çünkü kapı yapamıyorum. Evlerimizi yaptığımız zaman burada olacaklar. Şu an için ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bunlara bir meslek verelim. Mesela şu arkadaş, sen marangoz ol. Marangoza ihtiyacımız var. Seni seçtim Pikachu. Savaşçı şu an için gerek yok ama Druid de yapacağız bir ara. Tuzakçı yapayım. Sen biraz etraftan bize ettir, hayvandır vesaire getirsin. Bu kuş bize oyunun başlangıcında işte görevlerimizi vesairemizi anlatıyor. Şu an için bize hatırladığım kadarıyla köyümüzün ismini vesairesini yaptıracak. Bunlar level'larını atladı. Şimdi marangozumuz artık olduğuna göre eve kapı yapabiliyor olmalıyız. Aynen. En basitinden kapı yapabiliyoruz. Seviyeleri artıyor bunların, kapıları vesaireleri inşa ettikçe. Biraz yukarıda olsun, eşiği olsun kapının ki yağmur yağdığı zaman sel basmasın. Köylerimizi düşünüyoruz. Şimdilik dediğim gibi 5 tane kapı yeterli. Çatıları da en son ekleyeceğim üstüne. Çünkü öncelikle eve şey yapmak istiyorum. Yataklarını koymak istiyorum bu arkadaşlarım bir de. 5 tane yatağa ihtiyacım olacak. Şu an için yapamıyorum çünkü çalışacağı bir yer yok. Buna iş yeri de yapacağız tabii. Şimdilik ama ortaya koyalım. Yaptığınız eşyaları burada görüyorsunuz yapıldığı zaman. Tohumlarımız var. Ağaç tohumlarımız. Settlement Declaration. Taşkın kabile olsun adı. Daha fazla odun üretimi sağlayan var. Bu iyi. Daha fazla maden sağlayacak ve etrafın kötü olmasından çok etkilenmeyecekler. Ben daha önce üstekini seçmiştim ve mekanları beğenmiyorlardı. Özellikle madencilik yapanlar çalıştıkları yerlerin çirkinliğinden dolayı. Evet, taşkın kabile. Şey harfi tabi olmadığı için.
Söyleniyorlardı. Tuzakçımız hazır bu arada. Şurada şöyle bir tuzak alanı yapalım. Davşin gelirse davşinleri yakalarız. Ya da davşin gibi küçük hayvanlar, tilki vesaire de olur. Burada içerisi çok sıcak. Oyunu bu noktada birazcık hızlandırabilirim bence. Bizim marangoz işini yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ama bunu yap dememiş miydim sana? Demiştim sanki ama. Yapmamış. Basmamış olabilirim, bazen unutuyorum seçtikten sonra. Basalım. Bunu yap. Daha sonra buradan bir maden kazısına girişeceğiz ki biraz taştır, efendime söyleyeyim, bakırdır, çeşitli mineralleri elde edelim. Şimdi böyle kaslı güçlü arkadaşlarımız var mesela burada 4 body'si, body level 4 olan. Gerçi spirit'i de 6'ymış, bunu cleric falan da yapabiliriz. Şimdilik savaşçı saldırıya gelen olur mu ya? Olabilir. Birazcık bekleyeyim, gelen olursa hemen onu savaşçıya dönüştürürüz. Evet, kuşun şeyleri bize ödülleri. Teşekkürler. Bunlarla çok zaman harcamak istemiyorum. Ufak bir hikayesi var kendi çapında oyunun. Güzel diyaloglar vesaire de var. Kendiniz oynarken mutlaka bakın. Şu an oyunun başında olduğum için aslında biraz tutorial havasında, hikayeyle karışık bana oyunu anlatıyor. O yüzden oturup çevirmek istemedim size. Bunu ekstradan. Evet, workshop'umuz geldi. Workshop'u şimdilik buraya koyuyorum. Daha sonradan bunu dükkan olarak açacağız. Hatta dükkanları şöyle yan yana sırayla dizeriz. Güzel olur bence. Ha tabii şu topladığımız odunları da bir yere koymamız gerekiyor. Onları da şurada bir maden açıp madenin içerisini depoya dönüştürebilirim bence, mantıklı olur. Madenin girişi şurası olsun. Slice diyorum. Üst tarafı kesiyor. Yani göstermiyor bize. Şurada bir koridoru olsun mesela. Şurada şöyle bir dağ olsa. Şurada şuradan bir nehir aksa. Evet, burayı bir açsınlar. İçeriği depo haline dönüştürelim biz de. Bir kumaş tüccarı geldi bize ama şu an doğru dürüst paramız yok. Yani pek bir şey almak istemiyorum. 20 altınım var. 20 altını alabileceğim zaten bir tek kumaş var. Onu da şimdilik almayacağım. Paramı saklıyorum. Siz buraları kese durun. Evlerimiz yapılıyor. Kapılarımız oldu mu? Evet, 3 tanesi olmuş. Aa, ben pencere açmayı unuttum bu evleri. Neyse. Normalde pencere de açsanız iyi olur tabii evler için. Daha sonrasında açamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bir deneyeyim ama olmuyordu hatırladığım kadarıyla. Aynen. Mesela öyle bir hata var oyunda. Pencereyi böyle dışına koyuyor. Şey yapamıyorsunuz. Duvarı delip de yapamıyorsunuz. Bunu yıkıp tekrar yapmanız gerekiyor. Şimdilik böyle olacak. Biraz söylenecek haklı olarak köylülerimiz ama... Belki de vardır bir yolu ama ben bilmiyorum en azından. Template de varmış burada. Bak, bunları bilmiyordum. Aa. Süper, burada hazır evler var yapabildiğiniz. Bunları ben bilmiyordum. Şimdi size gösterirken görmüş oldum. Daha da güzel. İsterseniz oradaki template'leri kullanabiliyorsunuz demek ki. Bu template'lerden dükkan için mesela şunları dükkan olarak kullanabilirim. Bu ilk kişilik bir yermiş. Dining hall, yemek yapabiliyoruz. Yani yemekçi yapabiliyoruz. Mesela marangoz için bir ev var burada. Yapabileceğimiz. Her şeyiyle beraber sanırım hatta. Vallahi iyiymiş. Benim yaptıklarım bu kadar güzel olmuyordu. Haliyle. Marangoz hanemizi o zaman şuraya koyuyorum. Şu
Şöyle. Bunu da bir ara yerleştirirsiniz oraya. Bunu komple siz de yapabilirsiniz bu arada. Hani hazır taslaktan yaptırdım ben şu an bizimkileri ama birebir aynısını yapabilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Zaten oyunda beni çeken şey de o oldu biraz. Marangoz sahneyi yaptıktan sonra şu fazlalık olacak. Bir tane daha oldu bende çünkü bu. Evet, evler tamamlanıyor. Yavaştan. Yeni güne başladığımız zaman diyecektim ki zaten birisi gelmiş şu an bize. Katılmış. Ha yine en güçlülerden biri bu, biri bu. Ben seni savaşçı yapacağım gibi görünüyor bu girişte. Bir eve daha ihtiyacım olacak çünkü bir kişi daha geldi bile. Biraz hızlı ilerliyor bu konuda. Köyünüzü geliştiriyor olmanız lazım birisinin size gelmesi için. Yeterli miktarda yemeğiniz varsa ve bina inşa ettiyseniz köyünüzün değeri artıyor. Değeri artınca da dışarıdaki insanları kendinize çekmiş oluyorsunuz. Bu arada etrafta yiyecek beri meri bir şey yok mu? Yemek konusunda biraz sıkıntılı bir yerdeymişiz. Bende beri tohumu var mı? Yok gibi görünüyor. Beri olaydı, iyiydi. Bizimkiler birazdan acıkacak ve yiyecek hiçbir şeyleri yok. Benim tarla yapmam lazım. Tarla için yeterli şeyim var mı? Var. Farmer's Hoe ile. Bundan bir tane inşa et. Tarla yapalım bir an önce ki insanlarımız açlıktan ölmesinler. Buraları kazmaya başladınız mı? Ufaktan. İşleri çok tabii şu an. Nüfus da az olduğu için. Yemeğimiz var gerçi şu an burada. Beklemede. Ama az yani, bu kaç gün idare edecek bize? Burada demir varmış. Demir madeni buldum. Süper. Demir bulmak o kadar kolay olmuyor ki. Direkt burada görmek hoş oldu. Heh, beri buldum burada. Hem biraz haritayı da açmış oluruz. Şu berileri bir toplayın. Sonra onların tohumlarından yenilerini yakınlara ekeriz. Odunumuz da yetersiz olabilir şu an. Evler tamamlanmış bu arada. Odunumuz var. Evler tamamlandıysa biz yataklarını koyalım. Daha bir tanesinin yatağı hazır gerçi ama. Ö ve Ç tuşlarını kullanarak bunları yerlerini değiştiriyorsunuz. Bunlar ufak yatakhaneler olacak artık. Yapacak bir şey yok. Diğer yataklarımız da yapılsın. Kahvaltılıklarla gelen bir aşçı tüccar bize yemek getirdi. Satacak bir şeyim yok sana hala, dolayısıyla elindeki tek parayı da sana bu şekilde vermek istemiyorum. Bir tanesi hemen yatağa kapmış. Kimsin sen? Dur, dur, dur. Hah, bizim marangozumuz. Siyahi marangozumuz Kami Inverse. Kami Inverse ya da. Şimdi bayağı güzel olacak yalnız marangozhanemiz. Ben bunu kendi sevimde de yapayım. Template'leri. En azından hani fikir verir daha farklı neler yapabilirim diye. Hoş olur bence. Bunları hani tasarladıktan sonra, kendi tasarımınızı yaptıktan sonra kayıt da edebilirsiniz. Her seferinde baştan yapmak yerine. İşte bir ev tasarladınız diyelim. Şuradan Save Building diyerek kaydedebiliyorsunuz. Yol şimdilik erken yol için. Başka neler vardı?
kişinin kalabileceği yerler var. Mesela bu iki kişilik evler gayet hoş aslında. Şöyle koyalım mesela bir tane. Bu nedir? Wooden dresser. Yaptığı şeyler şu an tabi depomuz olmadığı için etrafta böylece kalıyorlar. Bu arada toplamaya gittiniz mi siz? Gittiniz. Bayağı da uzaklaşmışlar. Ortada güzel yerler açılmış. Dediğim gibi multiplayer desteği var oyunun. Hani bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz. O da haritanın başka bir yerinde kendi köyünü kurar mesela. Onunla ticaret de yapabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Bir kişi daha geliyor şu an bize. Tek kişilik evler yerine aslında iki kişilik evler ben yapsam daha mantıklı olacak. Neyse bunlar da şey gibi olsun artık hani lojman. Yeni gelenler önce burada kalır. Meslek sahibi oldukça daha güzel yerlere taşınırlar. Ha, farmerımız olmuş bu arada. Seni çiftçi yapacağım. Çiftçiye ihtiyacımız var çünkü. Alsın şeyini, tırpanını. Bu bölgeyi de çiftlik haline getirelim. Havuç tarlası. Bunlardan da toplayalım. Bir tane bıraktım değil mi? Boş bir tane bıraktım. Ne bal kabağı. Şimdi bu üç tanesinden yetiştireyim. Bunlar çeşitlenecek çünkü seviye atladıkça bizler. Bu bölgeyi komple çeviririz böyle tarla haline getiririz. Burada mesela bir şey hata verdi. Ne hata verdi? Carpenter Tool Bench büyük ihtimal hata verdi. Neden? Onu neden yapamadın acaba? Çünkü level 3 olması gerekiyor. Peki. Level 3 olduğu zaman orayı tamamlamış olacağız. O zamana kadar mesela shield yapalım bir tane. Etrafı güzelleştirmek adına çiçek yapabiliriz ama çiçeğimizin tohumu yok. Yataklarımız tamamlandı mı? Hayır, tamamlanmadı. Tek bir yatağımız var. Bizim 4 tane daha yatağa ihtiyacımız var. Şuradan hemen yataklara gelip 4 tane daha yap diyorum. Buranın yatağıymış. Ben zaten yataktan büyük ihtimal hata vermiş olabilir. Yatağı henüz yapmamıştım ben aleti kurmadığım için. Buranın yatağını ben eve koydum. O yüzden böyle bir sıkıntı yarattı. O zaman bir yatak daha çıkartabiliriz bence. Yatak 5 olsun. Fazla yatak yaparsa da onu hem kullanabiliriz hem gidip satabiliriz. Kabilemize yeni gelen arkadaşlar. Tarlamızı ekmeye başladı. Selam. Bu bizim tek savaşçımız. Lorna Carlwyn. Bütün bu köyü bu arkadaş tek başına savunacak oyun başında. Tabii gitgide ordu kuracağız kendimize. Oyunda çeşitli ana görevler var. Onları yerine getirdikçe kabileniz daha modernleşmeye başlıyor. Daha büyüyor. Şuradaki ateşiniz de büyüyor. Rengi falan değişiyor yani. Çeşitli bufflar alıyorsunuz bunun karşılığında. Kapatalım şöyle. Aha mesela saldıra... Taşlar geldi saldırmaya, küçük taşlar. Bunlar taşlar başlangıçta böyle taşlar, odunlar geliyor. Daha sonradan golemler gelmeye başlıyor. Goblinler geliyor, iskeletler saldırıyor. Daha devasa şeyler de saldırıyor. Çok da spoiler etmeyeyim size. Oyun başında birazcık adamlarınız gelişsin diye yapılan ufak saldırılar aslında. Bu arada bir tane Herbalist yapabiliriz artık. Onu da seni ilan edeceğim. Change Jobs diyorum ve
Bizim bir otacıya ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Çünkü bize sağlık sağlaması gerekiyor. Sağlıklı şeyler yapması gerekiyor bize. Güzel. Evet. Belli burçlarımız geldiğine göre bunlardan da mesela şuraya belirlerimizi ekebiliriz. Ya da dikebiliriz. Şimdi bu kadar ama arttıkça buraları böyle doldururuz. Güzel olur. Yataklar da gelmiş. Buralara koyalım. Diğeri de buraya. Ben şu evlere build dedim mi? Dememişim. Bunu da inşa edin arkadaşlar bir ara. Evet, madeni kazmaya başlamışlar görüyorsunuz. Size diyerek daha rahat görebiliriz. Şöyle biraz daha indir. Heh. Bayağı güzel kazmışız. Taş bulmuşuz, kömür bulmuşuz. Kömür damarı falan var. Yok, sadece denk gelmişiz birkaç tane kömüre. Güzel. Arkadaşlarımızın mutluluk durumlarını da görebiliyorsunuz buradan. Neye mutlu oldular, neyden mutsuzlar falan onları hep buralarda görme şansına sahipsiniz. İşte çiğ yemek yediği için, pişirmiş yemek yediği için mutsuz. Dışarıda yatmış orada eksi 3 almış. Çok fazla rüzgar varmış dışarıda. Paylaşılan bir yatakta yatmış. Yani aynı yatağa, yani kendine has bir yatağı yok. Oradan puanları gitmiş. İşte yeteneklerini vesairesini güçlendirdiği için sevmiş vesaire vesaire. Mutlulukları da çok aslında. Bu eleman da mutlu olmak üzere ama genel olarak pişmemiş yemek yemekten şikayetçi bizimkiler. Bunlar da haklı tabi. Şu an için çünkü yemekçimiz yok. Biri daha katılıyor bize. Güzel. Şu binaların artık çatılarını da yapabilirim. Şunu kapayım. Çatılarımız mesela şu kırmızı çatılardan olabilir. Türkiye 12 olması gerekiyor bunların da. Çünkü binalar 10'a ondu. Bazen bu çatıları yaparken mesela çatının üstünde kalıyorlar. Aşağı inemiyorlar. Oyun uyarmaya başlıyor size açlıktan ölüyor falan gibi. O zaman gidip yanına bir merdiven yapmanız gerekiyor. Birazcık salaklar açıkçası köylülerimiz. Şunları bir pencere koysaydım aslında iyiydi de. Koyabilseydim daha doğrusu. Şimdi bizim marangozumuz seviye atladı mı? Şunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz artık. Güzel. O zaman bundan yap bir tane. Şurayı en azından düzgün bir hale getirelim. Marangozhane çok güzel olmuş ya. Hem de binanın içerisinde de kalabiliyor. Ben dükkanları ayrı yapıyorum mesela. Marangoz evinden çıkıyor, iş yerine gidiyor falan ama böylesi daha mantıklı aslında. Doğru yani. Ne koymuşlar içeri? Yazı yazma masası var. Şu yemek masası mı? Yok. Giysi dolabı. Yemek masası yok mesela. Ben evlerime yemek masası koyuyorum normalde. O zaman yemekhane yapacağız bir tane. Hepsi ortak alanda yemek yiyecek. Ki onun da galiba şeyi vardı burada. Template'i. Dining hall, aynen. Yemekhaneyi burada yapabiliriz bu şekilde. Evet, binamız tamamlandı. Şöyle yaparsak bitmiş halini görürüz. Hala bir uyarı veriyor mesela. Bu büyük ihtimal oyunu kapatıp açtığımda düzelecek diyeceğim ama şunlar mı yok?
Ya bunlar da var. Bilmiyorum, böyle ufak tefek hatalar verebiliyor ilginç bir şekilde. Bunları ne koyacağını soruyor şu an bize. Kaynaklardan ha bunları seçmemi istiyormuş. Odunları koy mesela. Kapatalım. Sen de burada mı vardı? Evet, odunları koy. Aynen, odunlar orada biriksin. İşte farkı oradan alırsın. Workshop. Burada her şey olabilir diye işaretlenmiş. Diyelim şuraya bir daha bakalım. Buraya bir depo yapmak istiyorum dediğim gibi. Tamamlayabilirsek. Buralarda yine bir ünlemler var. Mesela bu ne için ünlem vermiş? Neyimiz yok. Neyimizi yapamıyoruz. Odun olmayabilir. Odunumuz bitmiş olabilir. Bayağı bir odun harcandı çünkü. Şuradan biraz odun kestirelim. Bu uyarıların sebebini gösterse oyun çok güzel olacak ama sadece ünlem veriyor. Aynen. Odunmuş muhtemelen çünkü ünlemler gördüğünüz gibi gitti. Bazen de dediğim gibi o ünlem takılıyor. Hani sebebini buldunuz, çözdüğünüz bir şekilde. O ünlem oyun boyunca orada kalıyor. Oyundan çıkıp girdiğiniz zaman düzeliyor anca. Bu tür şeyler yaşanabiliyor oyunda. Onları toplamaya başlayacağız. Çiftçimiz burada çalışıyor gayet güzel. Dedim ve kaçtı. Gerçi akşam oldu artık. Buradaki şeylerden de biraz bahsedeyim. Hani şu slice dediğimiz zaman dediğim gibi alanı birazcık kesiyor görsel olarak. Mesela şuraları görebiliyorsunuz. Diğer türlü çünkü madeni görmeniz pek mümkün değil kaldığınız yeri. Burada aynı şeyi evler için yapıyor. Çatıları mesela yok ediyor. İçine bir şeyler yerleştireceksiniz ya da içine bakacaksınız ya da bir tane daha basıyorsunuz. Daha rahat rahat görüyorsunuz. Aslında duvarlar orada ama biz görmüyoruz şeklinde. X-ray var. Şeyi görmüyorsunuz. Etraftaki işte toprağı, dağı vesaireyi sadece yaptığınız şeyleri görebiliyorsunuz bu şekilde. Kapattıktan sonra şu bölge ise alanınızdaki yerlerin köylerinize ne kadar güzel geldiğini gösteriyor. Mouse'a gittiğiniz yer. Mesela 1.52 doğal bir estetiğe sahipmiş. Ne bileyim şurası. Marangozhane. Marangozhane'nin buraları baya güzel. Mutlu eden bir estetiğe sahip. Bizim evlere geldiğimiz zaman 04 eksi falan. Yani buradaki benim yaptığım yerlerde yaşayan insanların pek mutlu olması imkan dahilinde görünmüyor. O yüzden onlara daha güzel evler yapıyoruz. Dediğim gibi bir de kocaman bir ev de yapabilirsiniz isterseniz. Şu ev tasarlama yerinden. İçine işte merdiven vesaire de koyabilirsiniz. Merdiveni büyütüp küçültebiliyorsunuz, her şeyi yapabiliyorsunuz. Update'imize bakalım. Güzel yemek toplamaya başladık, yemeğimiz artıyor. Bir kişi daha katıldı bize. Sana verebileceğim bir meslek var mı? Yok şu an için. Bu meslekleri edindirmek için mesela blacksmith yapacaksınız. Blacksmith çekicine ihtiyacınız var. Mason tarafından yapılıyor diyor. Onun için bunu yapmanız gerekiyor. Da işte Mason's Chisel diye bir şey var. Onda marangoz yapıyormuş. Marangozumuz var. Ona bu zıbırdan yaptıralım. Geldim. Marangozu tıkladım. Şu. Gerekli malzemem de var. Yap diyorum, yapıyor. Terzi yapabiliyoruz şu an. Onu da malzemesini hazırlayalım diyeceğim ama. Yok, şeyimiz eksik. Fiberimiz eksik. Fiberi de
Oyun söylemiyor bu arada size. Ot çöp topluyorsunuz etraftan. Otlardan, çöplerden elde ediyorsunuz. Şunun gibi. Hepsinden çıkacak diye bir şey yok ama genelde çıkıyor çoğundan. Özellikle şunlar. Şunlar. Heh. Daha etkililer. O konuda. Bu arada beri gelmiş. Beri demişken bizim yeni tohumlarımız var mı beri ile ilgili? Yok. Buralara ağaç dikebiliriz. Şöyle. Ağaçlarımız var çünkü. Madem ki ormanı yok ediyoruz, yerine daha büyüklerini ekelim. Etrafımızda saldırı oluyor. Evet, bu sefer odunlar saldırıyor bize gördüğünüz gibi. Köylüye saldırıyor mesela şu an. Dolayısıyla ben alarm verebilirim. Bütün köylüler köy meydanına toplanır. Ve bizim adamımız nerede? Savaşçımız. Vallahi köylüler dövdü. Heh, savaşçı buradaymış, tamam. Alarm kapattım. Bu arada herbalistimiz şu an bizim potion yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Yapamıyor, laboratuvar yok. Ama da bir dükkan yapmamız gerekecek tabi. Onun template var mı? Evet, varmış. Bir tane de bundan yapalım o zaman. Bunları dediğim gibi bilmiyordum, çok hoşuma gitti, o yüzden kurcalıyorum şu an sizle beraber. Bir yana. Şöyle yapalım. Ona da kalacak yer olur. Dışarıya pazar alanı falan da yapabiliyorsunuz. Hani bu adamların yaptığı şeyleri satabileceği. Birçok şey var oyunda. Hani çok dediğim gibi detaylı binaları boyayabiliyorsunuz bile. Şu boya şeyini alıp bir renk seçip tek tek buradan böyle kat kat boyayabiliyorsunuz kare kare. Aklınıza gelebilecek birçok şey yapabildiğiniz bir oyun. Ve inanılmaz sarıyor oynarken. Bir tane tüccar geldi benden 5 tane odun pencere pervazı istiyor. Karşında bana 5 tane perde verecekmiş. Tamam. Bu tür ufak görevler de geliyor. Small mu istemiş? Ne istemişti o? Wooden window frame sadece. Şundan. 5 tane istedi. Hem seviye atlatmış oluruz biraz daha. Anagozumuza. Bu arada şey yaptıysa ben Builder'ın bir tanesini işe alıyorum. Ben buna Build demedim ya da. Demedim. Build demeniz gerekiyor bu arada tasarım yaptıktan sonra. İsterseniz bütün tasarımı baştan yapıp ondan sonra Build dersiniz, hepsini komple yapar. Yani bütün şehri baştan da inşa etme şansına sahipsiniz. Materyalleri buldukça gerekli adamlarınız oldukça onları tek tek yapmaya başlayacaklardır öyle bir durumda. Burada bir çukur gibi bir şey var sanki. Ha, tamam, ev yapıyor o yüzden. Pardon. Size diyelim. Burayı hala tabi zaman bulup da yapamadılar. 20 saat sonra bu tüccar gelecek. Eğer o pencereleri yaptıysak sağ olsun kendisi de bize perde verecek. Ki bizim köylülerimizde olmayan pencerelerine perde takarak çok mutlu olacaklar. Şu dükkanları falan en fazla yapabiliriz. Şu iki şeyde bakmak istiyorum yatakla. Sadece iki tane yatak var. Bu mu? İçeride ışıkları var. Ne güzel. Tatlı bir ev olmuş. Yanında bir pencere. Diğer yanında bir pencere. Bu tarafta pencere bile yok. Hadi bakalım. Evet, burada tuzaklara yakalanmışlar bakın. Tavşanlarımız var. Avcımızın tuzağı yakaladı. Daha önceden tilkiler yakalanmış ki onları öldürüp hem etini hem kürkünü ayırmış bizim tuzakçılarımız.
Yani nüfusumuz 9. 5 buradan var. 7, 8, 9 kişilik olacak gerçekten köy. Bu evimiz de hazır. Hah, mesela bu yukarıda kalmış bu arkadaş. Muhtemelen inemeyecek ve ağlamaya başlayacak açım açım diye. Ki kendisi trapper, bize lazım. İş gerekiyor diye çıkmış oraya. Şuradan hemen eşya yerleştirme yerine gelip şey seçiyorsunuz. Şunu kapayım. Merdiveni ve olduğu yere şöyle bir merdiven koyuyorsunuz. Hemen merdiveni inşa edip ve bir arkadaş artık kim müsaitse onun aşağı inmesini sağlıyor. Daha sonradan merdiveni kaldırabiliyorsunuz üstünü seçip çarpıya basarak. Şimdilik yatıyor, uyuyor. Bir kişi daha gelecek. Kabul etmeyebilirim aslında başka birisinin gelmesini ama gelsin. Onda bir ev yaparız. Çok sıkıntı değil. Bak geldiği gibi merdiven yaptı mesela. Bu merdiveni artık ihtiyacım yok. Kaldırıyorum. Boşta olan birisi gelecek. Burada merdiveni kaldıracak. Tipleri göstermek istiyorum size. Bir tane amcamız var mesela. Şuradaki şeyi ben sökmedim değil mi hala? Sökmemişim. Bunu kaldırabilirsin artık. İhtiyacımız yok. Slice diyeceğim tekrar. Buralar hala gelen giden yok maalesef. Ama köyümüz bayağı tatlı oluyor şu an. Kendisi evindekinden daha güzel oluyor. Tabi bunun template evleri kullanmanın da daha doğrusu etkisi var. Bu noktada. 8 saat sonra 7 saat sonra tüccarımız geliyor. 7 saat sonra tüccarımız geldiğinde videoyu yavaştan bitiririz çünkü 42 dakika olmuş. Çanak çömlekçi geldi. Yok, sana da bir şey istemiyorum. Daha sonradan tabii ki ticaret yapacağım. İşte marangoza atıyorum sandalye de üreteceğim. Deli gibi 100 tane falan. Gelen tüccarlara onları satacağım. Aldığım parayla başka bir tüccardan başka bir şey alacağım falan gibi. Ürettikçe bu arada tabii daha iyilerini böyle editlerini, legendary'lerini falan da üretebiliyor arada. Daha fazla paraya satıyorsunuz onları. Elimizde ekelim şuraya bu arada. Unutmadan. Ha, sağlık şeyleri için bitkilerden de tohum elde etmişiz. Aynı şekilde senden de şuraya ekelim. Bir ağaç daha. Bunu da buraya dikerler bir ara. Bunlar sinektenmiş, ne ki bu? Oo, yemekler tabi bozulmaya başladı biz bunları şey yapmayınca. Bu mekaniği de bilmiyordum ben. Kendi evimdeyken böyle bir şey yaşamadım. Evet, kuşumuz geri döndü, bize bir mektup getiriyor. Tebrik ediyorlar güzel geliştiğimiz için. 10 kişiye sahip artık nüfusumuz vesaire. Artık burayı bir başkente dönüştürecek. Trader da geldi. Bize şeyleri verecek. Perdeleri. Tek tek geldiğini göreceksiniz o perdeleri. Perdeleri mi çaldın? Ne yaptın? Dolandırıldık mı? Perdeler gelmiyor. Lane, bu arada bakın bu yatak daha iyi, daha değerli artık buna göre. Daha önce birçok yatak ürettiği için artık adam ustalaşmaya başlıyor. Ve daha iyisini üretmeye başlıyor. Ki bu yataklar güzel yataklar değil aslında. Daha değerli yataklarımız var.
Aşçıya falan da ihtiyacımız var. Spoon'u sen yapıyordun. Senin de workbench'e ihtiyacın var. Senin için template var mı bakalım? Yok. Sen o zaman ayrıca bir yer yapacağız. Dining Hall'da yapabilirim bu arada bir ara. Şu Tiny Cottage'dan ben bu adama dükkan oluştururum. Hepsinin dükkanı güzel oldu, seninki de olsun yani. Yeterli ona çünkü bu. Evet, o zaman ben yavaştan videoyu sonlandırayım. Bilmiyorum nasıl buldunuz oyunu. Eğer beğendiyseniz bu arkadaşların hemen isimlerini değiştirip nereden yapıyorduk? Karakter sheet. Aynen buradan değiştirip sizin isimlerinizi verebiliriz. Seri haline gelebilir, mini bir seri olabilir ama yok ben bir kere izledim yetti bana diyorsanız seri yapmayız. Başka serimiz var zaten devam eden şu an. Onunla devam ederiz. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? İşçimiz. Ağaç ekmeye gidiyormuş kendisi. Yeşil gözlü baya. Merhaba. Evet, ekti. Oyun bu. Dediğim gibi haritamız bayağı büyük. Level atladı bu arada bizim çiftçimiz de. Onu da göstereyim bir. Level atladı diyelim çiftçi. Eğer elinizde şey varsa, malzemesi varsa işte çiftçiyi aşçıya dönüştürebiliyorsunuz. Aşçı için bu kaşığa ihtiyacımız var. İşte o yüzden şu an Mason'a ben şey yapıyorum. Dükkan açıyorum ki bize kaşık üretsin. Ürettiği kaşık sayesinde bizim çiftçimiz artık aşçı olacak. Çiftçilik işleri de yapabiliyor ama daha ağırlıklı olarak yemek pişirmekle uğraşacak. Dolayısıyla topladığımız yemekler bozulmayacak. Başka yeni gelen bir köylüyü de onun yerine çiftçi olarak alacağım. Bu şekilde devam edip gideceğiz, yaşayıp gideceğiz. Amca geldi yine. Beklediğimden daha iyi gelişiyorsun falan filan diyor. Teşekkür ettik. Tamam. Ateşin şeyi geliyor şimdi. Devam et, devam et, devam et. Bunları biliyoruz. Bir seçim yaptıracak bize. Yeni birisi geliyor, evet. Heart of Cheer dersek mesela bizden işte belli bir süre boyunca içerisinde köylerimizin en az 5 tanesinin mutlu olmasını, işte hepsinin sağlıklı olmasını vesairesini isteyecek. Bunun karşılığında her gün random bir buff alacak bizim köylüler, başarırsak eğer. Ve her gün morallerini yükseltiyor olacak vesaire. İşte bunu seçersem daha güçlü düşmanlarla karşılaşma sağlayacak. Bu da bizim daha büyük bir kabile olmamıza yardımcı olacak. İşte ünümüz artacak diyelim. Ama o kadar pro değilim şu an için bu oyunda. Daha fazla para kazanmamız sağlayacak. Ben yine cheer'dan gideyim. Evet. Şu an bu arada bu sesler madenden geliyor tahminimce. Sese bakarsanız. Aynen. X-ray ile bu arada hani bu şekilde madeni de daha rahat görebiliyorsunuz ya da yine slice diyerek toprağı da görerek bunu yapma şansına sahipsiniz. Şurayı bir açsalar hani depo yapacağım. Depoyu da buradan yapıyorsunuz bu arada göstereyim. Stockpile seçiyorsunuz işte buradan işaretleyip bir kare alıp işte o bölgeye neler depolamak istiyorsanız onu söylüyorsunuz. Gelen düşmanlar eşyalarınızı çalabiliyor depolarınızdan. Dolayısıyla depoya bir kapı yapmanızda yarar var. Ben madeni yapıp madenin girişine bir kapı koymayı düşünüyorum. Biraz daha korunaklı olur en azından. Tek bir kapı olur kurtarmamız gereken. Duvarları falan yıkma şansları pek olmaz bu durumda. Bu ateşin yanına çeşitli banklar vesaireler kurabiliyoruz. Etrafına oturuyorlar işte daha
mutlu oluyorlar. Evet, bahsettiğim gibi 5 kişiyi mutlu edeceğiz. Ve 20 tane hazır yemeğimiz olması gerekiyor, pişmiş. Ya da işte hani aşçı tarafından yapılmış diyeyim. Toplanmış işte, böğürtlen sayılmıyor onun için. Gibi gibi. Ha. Bir tanesi gelmiş daha şeyin. Peki, marangozumuzun odasına perdeyi takalım. Zaten tek bir penceresi vardı hatırladığım kadarıyla, aynen. Bir yere gelip bunu takacaklar buraya. Tabelaları falan da var görüyorsunuz hani. Kendiniz yaptığınızda da bu tabelaları yine istediğiniz yere koyuyorsunuz. Her neyse. Oyun bu şekilde. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz. Ben açıkçası çok keyif alıyorum bunu oynarken ve deli gibi sarıyor. Hani birazcık oynayayım diye giriyorum. Mesela bir yarım saatlik video çekeyim diye girdim. 51 dakika olmuş. Yeni başladığım halde, kendi save'im hala devam ettiği halde. Şehir yapma oyunlarını seviyorsanız buna bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü önü çok açık bir oyun. Çok özgür olduğunuz bir oyun ve bayağı büyük bir haritası var. Sürekli bir şeylerle mücadele etmeniz gerekiyor. İşte mevsim şartları geliyor. İşçilerinize daha kalın giysiler giydirmeniz gerekiyor vesaire. Onları yapmak için terziye ihtiyacınız var. Terzinin yüne ihtiyacı var. Yün için hayvancılıkla uğraşmanız gerekiyor ki bir koyun yetiştirin. Çobanınız işte koyunu beslesin. Koyunu beslemek için aşçıya ihtiyacınız var. Aşçı koyunlar için yemek üretiyor, yem üretiyor. O yemi de nereden üretiyor? Tarladan. Tarla için çiftçiye ihtiyacınız var. Gibi. Aslında bayağı detaylı bir oyun yapmışlar. Yani görünüşünü şöyle Minecraft vari olduğuna çok aldırmayın diyorum o yüzden. Çünkü arkadaşlar oldukça tatlı arkadaşlar. Size bu arkadaşlar eşliğinde şöyle yapalım. Veda edelim. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun. Çana tıklayın. Hoşçakalın.